Ne kadar çiftçinin kullandığı ürün varsa her 15 dakikada bir fiyat artışı oldu. Basamaklar birer birer değil, üçer dörder çıkıldı. Üreticileri yıllardır zora sokan girdi maliyetlerinin üzerine bir de stoklanan tarım girdileri eklendi. Kur bahanesiyle fahiş fiyattan satın almak zorunda bırakılan çiftçi bu duruma tepki gösterdi. Hala çiftçi olmadan bu gübrelerini, ilaçlarını, plastiklerini, diğer sektörleri yürütebileceklerse biz bırakalım, buyursunlar yürüsünler. Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir araya gelen Finike ve Kumluca Ziraat Odaları, Komisyoncu ve Tüccar Dernekleri ortak basın açıklaması yaptı. Bu yükün altından kalkamayacağımız için, gelecek dönem çiftçi bulamayacağımız için böyle bir basın açıklaması yapmak durumunda kaldık. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, bu süreç içerisinde üretimin durma noktasına geldiğini belirtti. 45 gün içerisindeki olan zamlarda hiç kimse mal vermedi ve mal da almadı. Buna nazaran hala fahiş fiyatla satılmaya devam ediyor. Kökçe, ancak karşılaştıkları engeller kaldırılırsa kesintisiz üretime devam edebileceklerini ifade etti. Doğanın bütün şartlarında adeta askeriye güç gibi savunma yapan çiftçi ordusuyuz. Kökçe, hükümeti müdahale etmeye çağırdı. Ticaret Bakanlığı'nın ne gerekiyorsa bunların incelemesini veya gerekiyorsa hakikaten bizim canımız çok yandı. Biraz da o stokçuların canı yansın çünkü mecaremiz kalmıyor. Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği Başkanı Osman Hocal, aynı sorunla ambalaj fiyatlarında karşılaştıklarını anlattı. Dolar 11 milyonken kutunun fiyatı 4 TL'ydi. Dolar 18 milyon lira olduğunda kutunun fiyatı 10 milyon oldu. Şimdi dolar geri 11 milyona geldi, kutunun fiyatı gene 10 milyon lira. Şimdi bunu soruyoruz nedenini, dolardan kaynaklı diyorlar. Dolar düştüğü zaman soruyoruz, diyorlar kağıt bulamıyoruz. Ama 10 milyon liraya almak istersek hemen veriyorlar kutuyu. Finike Ziraat Odası, Finike Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği, Kumluca Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanları talep ve görüşlerini dile getirdi. Bize bu şekilde süspansiyon sağlasınlar. 2 yıl sonra tekrar bu süspansiyonu kaldırsınlar. Hiç olmazsa çiftçinin sırtı yerden kalsın. Bu şartlarda bizim kaliteli ürün yetiştirme şansımız kalmaz. İlgili bakanlıklarımızın zincir marketlere yaptığı denetimi tarım sektöründeki marketlere, tarım paydaşlarına da incelenmesini talep ediyoruz, bekliyoruz. Çiftçilerimiz fiyat indirmeyen firmalar için firmaları ifşa edip bu firmadan alışveriş yapmayarak bir başlangıç yapabilirler. Şu çiftçinin sırtından bir inin de bir rahat edelim.